Mike Show'a hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Emirdağ'ındayız. Emirdağ'ındayız ve çok özel, yetenekli bir kardeşimizin yanındayız. İlk başta seni tanıyalım biraz. İsminiz nedir? İsmim Mehmet Aydemir. Evet. Afyon Emirdağlıyım. 22 yaşındayım. Evet. Ne işle meşgulsün? Yani seni biz hepimiz tanıyoruz ama dıştan bakanlar için. Öncelikle ben 5 yaşımdan beri çalışıyorum. Çalışıyorsun tabii. Babam hayvancılık yapar, kümes hayvancılığı. Ben 5 yaşımdan beri hep cips satarak yani kazandık. Tabii. Sonra işte oyun salonu vardı. Ne yazık ki pandemiden dolayı işte sıkıntılar oldu. Tabii. Şiir aynen. Geçti, mesela bir... yaşım 22, yani 12 senedir ben şiir yazıyordum işte. Allah razı olsun. Öncelikle sevdiğimiz abilerimiz var, ablalarımız var. Sizler varsınız hani. Şurada gönül dostlarımız var. Hani ilk kitabımı çıkarırken bana çok destek oldu. Allah bin kat razı olsun. Gerçeklerim ben bunu yerden... Peki ilk kitabında tepkiler neydi? Yani toplumda, etrafta, şimdi çevrede, çünkü ilk başta yeni bir şey deniyorsun. Aynen. Farklı bir şey yapıyorsun. Aynen. Pek Demirdağ'da yazar yok galiba, yanlış mı yoksa? Var ama genç yazar yok. Yani ilk genç yazar benim. Nasıl? Aynen. Tamam, ne güzel. Yani ilk ne genç güzel. Kitap çıkartanlar benim, yani öyle diyeyim şimdi. Öncelikle ben hani şair yazar olarak her görüşü açığım. Tabii. Saygım sonsuz. Ne güzel. Kötülüğe de saygım sonsuz. Hani iyi şey diyene saygım sonsuz. Tabii. Çünkü ben eleştiri açığım. Tabii. Mesela örnek ver, adam şu şiiri beğenmedin mi? Ben artık ona göre kendimi yani daha fazla ileriye çıkmak tabii isterim yani. Adım adım. Aynen. Mesela ilk kitabım benim amatördü. Tabii. Örnek veriyorum, nasıl amatördü? Mesela bazı yazım hataları oldu. Örnek veriyorum, misal hani bazı benden de kaynaklı değil, bilgisayardan da kaynaklı olan ve şey yaparken. Abi, olacak yani. Hani demek istediğim bir kitabım ama ikinci kitabım, Aşkın Ateşi Attı kitabım. Tabii. Çok güzel oldu. Allah razı olsun destekleyen abilerimden. Hani çıkar çıkmaz zaten şiirlerimizi beğenen oldu. Zaten okuyorsunuz şiirlerimizden de. İlk kitabın hangisi burada? Bu. Tamam. Görselelim bir seyircine. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Mehmet Aydın Demir'in şiirleri. Aydemir'in şiirleri. Aynen. İlk kitabı. Arkasına göstereyim isterseniz. Tamam. Opa. Telif hakkı, bakanlık, ona hepsi vardır. Kendi adımdır. Onu da diyeyim yani. Hani kitabımızda çalınmış şiir kesinlikle yoktur. Tabii. Ya onun hiç şüphem yok zaten. Hani böyle bir güzel kardeşimiz. Güzel Allah, yani Allah, değil Allah, mi? O senin güzelliğin. Allah o şekilde. İkinci kitabımız da Aşkın Ateşi. Aşkın Ateşi'dir aynen. Tabii. Şöyle vereyim ben sana. Ve burada daha bir gelişmiş. Daha bir... Aynen. Daha güzelleşti. Ha. Büyüdünüz. Aynen. Daha bir nam saldınız. Bir de ayrıyetten de şöyle diyeyim. Ben resmi şairim, bakanlığa bağlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı hak şairiyim. Onu diyeyim yani. Ne güzel. Ondan aldım. Sonra Eskişehir Şairler Derneği üyesiyim. Ne güzel. Emirdağ'la Vakfı üyesiyim ayrıyetten de. Hani demek istediğim işte insanoğlu yani öğrenmeye açıktır. Öğrenmenin yaşı yoktur. İlim her şey. İlim her şeydir yani. Her şey. Bilim her şeydir. Gerçekten. Bilgisizlik yani bilgisiz de bir şey yoktur. Bak bu bir gerçek. Bak ben bunu her daim derim. İnsanoğlu büyük olsun, küçük olsun öğrenmeye açıktır. Tabii. Çünkü peki, zoruna giden hani tepkiler oldu mu? Yani sonuçta genç olarak hani ilk defa bir kitap yapıyorsun. Peki bu kitabı nasıl yaptın? Hani yolunu nasıl buldun? Yolunu, yorganını nasıl buldun? Sonuçta bana kitap yap deseler nereden başlayacağım? Ben nasıl önce şiir yazmaya nasıl başladım size diyeyim mi? Söyle bakalım. Önce ona gitsin o dediğini diyeyim. Ben şiir yazmaya bir kız sevdim. Tabii. İsmini vermeyeyim ama. Yok. O, aynen. Yani kimsenin aynen, elinde huzur o şey aynen bozulmasın. O işte olmadı, nasip değilmiş. O da Avrupa'da yaşıyor, Belçika'da. Tabii. Evet. Hani Allah yolunu battığını açık etsin. Tabii benim amin için bitti. Amin. Hani Allah tabii. Allah yani mutlu mesut olsun hani gerçekten. Amin inşallah. Hani demek ondan aynen. Ondan sonra ben mesela bak cips satarken tanıştım onunla da. Tabii. Hani mesela bak bana geldi, örnek veriyorum. Civcisi ölmüş dedi. Bana civci verir misin? Ben de vereyim dedim ona. O zaman bana dedi ki bir tane iste, ben hediye ona vallahi şu an 3-4 bin hediye attıydım. Para almadıydım işte, öyle tanışmış olduk hani. Tabii. O sen onu diyeyim ben. Ondan sonra aynen mesela yani İlkokuldan beri yazmaya başladım hani, merakım vardı. Tabii. Mesela hoca da bana diyordu yani kitap çıkart diye yani mesela bana. Ben hiç düşünmüyordum. Sonra işte 6-7 yıl oldu sağ olsun, bazı abilerim var. Sen ne kitap çıkartmıyorsun, destek oluruz dedi. Birinci kitabımızı patlattık öylelikle işte. Öyle başladık. Aynen başladık. İşte sonra ikinci kitabımız geldi sırayla. Şimdi üçüncü kitabım hazır aslında, şiir de. Evet. Onu çıkartmayacağım. Şu an Dünya Düzeni adlı roman yazıyorum. Oo ne güzel. Ama romanım bomba olacak Allah izin verirse. İnşallah. Az kaldı, bitimine az kaldı inşallah. Yani koronaya yazıyorum, örnek veriyorum. Şimdi kolaylara yazıyorum. Mesela
Eskiden ekmek çöpte gezmezdi, onu yazıyorum. Tabii. Yani tabii. Bina arttı, hani yanlış olamaz, şey arttı. Sonuçta hani şiirlerini okudum biraz. Hani hep de gerçek. Toplum olayını hani yönetiyorum, aynen. Toplumda geçen şeyler, yani mantıklı şeyler yazıyorsun. Hani gerçek olan şeyler yazıyorsun. Öyle rastgele bir şey uydurup geçmiyorsun. Hani hatta şöyle yapalım. Senden bir parça alalım yani. Senden onu okuyayım, bir şey diyeceğim. Ha, tabii. Ben mesela bak, şimdi romanıma değindim ya. Tabii. Mesela şimdi ana babaya saygı kalmadı. Hani toplum içimizde. Büyüklerimize saygı kalmadı. Yani kadınlarımıza, kızlarımıza, çocuklarımıza. Bak mesela şimdi eskiden çocukları biz öperdik. Tabii. Mesela örnek veriyorum. Yolda görsek şeker verirdi. Şimdi vermeye korkuyoruz. Tabii. Niye korkuyoruz? Pedofili insanlar yüzünden. Yani sapık insanlar yüzünden korkuyoruz. Tabii. Şu gece iş. Toplum olarak biz kendimizi değiştirmediğimiz sürece hep aynı kalacağız. Tabii. Bunlar da demek istiyorum yani. Tabii. Hani çünkü... Sesini duyur. Aynen. Çünkü hani insanız hepimiz. Elhamdülillah da Müslümanız. Hani demek istedim. Toplum olarak yani biz şu an yani cahil nesil yaşıyor, bir onu diyeyim ben. Yani cahil nesil yaşıyoruz. Gerçekten öyle yani. Gerçekten çok az gelişmiş. Çok az kendini geliştiren bir toplum. Aynen. O da ben daha çok telefon yüzünden diye düşünüyorum. Telefon kayıt da gerçi. Aynen. Telefon yüzünden diye düşünüyorum. Ama hani istesek bir tuş uzakta hemen bilim alabiliyoruz. Doğru. Google'a giriyorsun, internete giriyorsun, hemen bilim hazır. Ama hazır. Tembellik var. Aşırı derecede tembellikten ziyade var. Tembellikten ziyade şimdiki çocuklarımıza veriyoruz mesela, örnek veriyorum, oyun açıyorlar. Veya başka yer, hani bir şeye giriyorlar. Bak mesela bak, dikkat başka aynen, bir yerde. Ben çevremde görüyorum bak mesela, bak ben çevrem şimdi insan onu asla tembel değildir. Bak bu bir şu gerçek, bak şu bir gerçek. Çünkü eskiden ben de okuldayken tembeldim falan, konuşmaya gerek yok. Hepimiz öyle. Çünkü enem hani doğruya doğru eğri yeridir bende. Tabii, bende tabii. Neyse odur. En güzel. Ama çalışa beynimizde yer etti, artık çalışkan olmaya başladık. Tabii. Bu bir gerçek. Şimdiki nesil çalışmıyor. Tembel bir nesil yetiştiriyoruz. Bak şu bir gerçek. Yani. Ve şunu demek istiyorum öncelikle, eğer büyüklerimiz dinlerse ve kızmasınlar kesinlikle, hani yani, tabii. Işte, kızarsa canı sağ olsun. Lütfen ama lütfen çocuklarımızı ellerine telefonu bırakalım. Benim kitabım olsun olmasın fark etmiyor. Başka tabii. Bir kitap ama verelim veya ilim olsun, okusunlar. Aynen, okusunlar çünkü geliştirsinler. Okursanız gerçekten dünyaya yani fayda sağlarsınız. Tabii ülkeye, dünyaya, kendinize, aynen, ailenize. Hani her şey ilimden başlıyor. Mesela bir şey düşüneyim. Öncelikle çocuklarımız başka alamıyor. Yani. Örnek veriyorum mesela ilime, resime. Arkanızda durun. Bak benim ailem durdu arkama kitap çıkarırken. Demek istediğim siz de durun yani. Tabii. Çocuğunuz bir şey yapmak istiyor mu? Durun. Durun. Arkanızda yani arkasında durun yani. Kendini. Aynen, geliştirsin kendini. En güzel şekilde, en huzurlu şekilde. En güzel o. Değil mi? En güzel o. Hani severek yapsın. İnsanın başına her şeyden geliyor. Aynen. Sen aha yolum açılacak derken yine yolun önüne çok bir şey doğru, düşüyor. Çok doğru, hani çok sen doğru. Sen çabala, terle, zorlan. Sonuçta yürüyeceğimiz bir ince yol var. Sürekli de üstüne diken atılır. Üstüne hani istediğimiz gibi gitmez. Ama yolun sonunda inşallah hani gönlünden kat kat daha fazlasını alırsın işte. Hani umduğundan daha fazlasını alırsın inşallah. Aynen inşallah, amin cümlemizin. Bir şey önce şiirimi okuyayım. Şiirden girebilirsin. Senin sevdiğin, senin gönülden en çok sevdiğin böyle içten. Hani bunu çok güzel söylüyorum ya dedim. Bir şiirin varsa hani böyle. Manasını da son anlatayım. Manasını da anlat. Anlamayanlar anlasın. Bu şiir benden bütün herkese gelsin inşallah. Gurbetçi hemşehrimize, bütün yurdumun güzel insanlarına gelsin. İnşallah. Belçika'dan Emirdağ'ın arası, yakıyor Kapıkule'nin sırası. Sen bu yazdığım şiiri okursan nazlı yar, İstanbul'da kalır ayrılığın yarası. Sıkar beklen sencesin orası, oralarda yaşıyorum şu güzel Emirdağ'ın nası. Sen bu yazdığım şiiri okursan nazlı yar, yanımızda olsun Emirdağ'ın güzelleri. Maşallah ne güzel. Emirdağ diyorlar vatanımız elimiz, diyardan diyara gider göçümüz. Ağaçlandayken ne güzel Emirdağ'ımız. Süvermez garacalar dediğim, üzümünü bağında yediğim, su üstünde su içtiğim ne güzel Emirdağ'ımız. Bu şiirin bütün herkes armağan olsun. Diline sağlık. Manasını diyeyim mi? Manasını. Şimdi Belçika hani gurbetçilerimiz. Anlamayanlar anlasın. Gurbetçilerin Belçika'dan geliyor Emirdağ'a. Evet. Örnek veriyorum, gelirken Kapıkule'ye duruyor. Orada bir de yoğunluk olduğundan 5-6 saat sürekli sıcakta bekliyor ya. Sürekli. Bak ne diyorum, bak Belçika'dan Emirdağ nasıl yakıyor Kapıkule'ye, yani sıcak yakıyor sizi. Yani yakıyor, orada sıra bekliyorlar 1 saat, aynen. 2 saat, 5 saat, 6 saat. Aynen. Hiç sürekli. Aynen ve sonra
Sen bu yazdığım şiiri okursan diyorum ya Nazlı Yara. İstanbul'da yani Kız Kulesi var mesela, hikayesi biliyor musun bilmiyorum Kız Kulesi'nin. Tabii. Hani ayrılanlar gidermiş oraya. Ama sen hatırlat. Sen aynen. Hatırlat ki hani ayrılanlar gidermiş oraya da sonra orada birine tanışılmış yani. Tabii. Ben ona değinerek böyle bir şiir yazdım. Tabii. Ne güzel. Allah. Sonra Skarbek'le sen diyorum yani mesela bak ben git derim hayattan Avrupa'ya. Hani gidersin bir gezmeye gideceğim. Vallahi anne nasıl anne Allah bilir şeyin başını. Tabii. Hani demek istediğim. Nasip. Ben onu öyle demem ne biliyor musun işte Emirdağ şeyi ya mahallesi geçiyor artık aynen, hani aynen. Mesela Belçika'nın büyük hani Türkiye'nin büyük Emirdağ diyorlar ya aynen. Ben ona değinerek yazdım mesela. Skarbek dedin mi zaten Emirdağ aynen. Brüksel dedin mi %95 Emirdağ. Sonra mesela Emirdağ diyorlar vatanımız elimiz diyorum ya Emirdağ bizim vatanımız elimiz yani bizim bir elimiz burada. Evet. Diyardan diyara gider göçümüz. Mesela nasıl yani örnek veriyorum şu an Belçika'da aşağı yukarı 200-300 bin Emirdağlımız yaşıyor. Pardon. Hani demek istediğim yani ona değinerek yazdım. Tabii. Sonra hani su içsin de su içtiğim diyorum ya. Pınarbaşı'nda mesela doğal su vardı. Tabii şimdi kalmadı artık. Tabii. Orada biz hani çok su içerdik hani ona değinerek yazdım ben tabii. Bu şiiri. Tabii. Ne güzel. Çok hani manası bu şekilde. Derin. Gerçekten çok güzel yazmışsın. Hani demin bir de öncelikle bir şey demek istiyorum gurbetçilerimiz hakkında. Düşmanım olsun dostum olsun. Benden kitap aslan alması hiç önemi yok. Bak gerçekten özden diyorum. Tabii. Allah razı olsun vatanına yani gelen bütün gurbetçilerimize. Bak gerçek. Tabii. Şimdi Emirdağ'da bir sorun var ve bazı bölgelerde sorun var. Örnek veriyorum mesela geçen durdum birinden Muğla'da bir su 20-30 TL'ymiş. Yanlış bir şey. Tabii. 40 lira 50 lira. Ya, yani tabii. Yanlış bir şey abi misal yani. Hani yanlış bir şey. Mesela Emirdağ'ımızda da mesela böyle fiyat hani fahişi var. Mesela örnek veriyorum. Mesela bir tişört alırsın 20 liraya örnek veriyorum. Adamlar bir tavan koyup bir fiyat daha koy yani. Hemen hemen Türkiye'de her yerde hani biraz turistik olan her yerde geçiyor böyle ama. Geçiyor. Hani, maalesef ki eline sağlık abi. Teşekkürler. Teşekkür ederim abi. Sağ olun. Eline sağlık. Teşekkürler. Hani demek istediğim. Bu da. Bir şey de koyarım istesen. Şey, kimden hediye geldi bu? Babam göndermişti. Tamam. Önemli dur ben şunu alayım sen şöyle. Tamam. Şimdi sen şöyle koyun. Önemi yok. Koyun. Hani demek istediğim yani. Şimdi turist ben mesela Türkiye'de en fazla döviz giren yer Emirdağ'dır. Tabii. Bak Emirdağ'da araştırın gelir. Tabii. Ama velakin Emirdağ'ın halkı, burada yaşayan halkı gurbetçilerimize kazık atıyor yani. Şu bu gerçek. Yani. 40 TL patron 300 lira olmaz. 150 lira olmaz. Tabii. Değeri neyse, değeri neyse yani biraz para korsun satarsın. Tabii. Hani ben buna şey karşıyım. Ben sana her şiirimde belirtiyorum hani okumuştursunuz hani. Tabii, tabii. O gün yazdığım şiiri her şiirimde ben belirtiyorum yani. Ben yani buna karşıyım. Çünkü gurbetçiye gerçekten kazıklıyorlar yani. Bu bir gerçek. Işınlayan yani fiyat yarısı ise yazınlayan fiyat tavan yapıyor. Tavan yapıyor tabii. Ya ister istemez. Önüne şey veriyorum bu çayın değeri kaç para? 2 lira mı? 2 lira kardeşim. Kardeşim hadi bir de koy 3 lira al. Tabii. Sen motosunda hani, 10-15 lira diyemezsin. Şey koyuştun, hakkın yani, yok. Yani yanlış. Yanlış. Hakkın yok hakkın. Ya o öyle de işte ne yapacaksın? Cahillik mi desem? Açgözlülük mü desem? Aynen. Yani bir yerde bir yanlış var. Gönül ister hani fiyatların kafaya göre tıraş olmaması ki hani bütün ihtiyaçlarımız buradan alalım. Bu bölgeden aynen. Alalım. Kendi bölgemizden en alalım. En azından. İnsanımız kazansın. Yabancıya gitmesin. Eskişehir'e gidip orada harcamayalım. Afyon'a gidip orada harcamayalım. Çok burada, doğrusun. Burada dönsün. Gönül ister aynen. Ve haklısın nasıl haklısın. Örnek veriyorum. Onlar yüzünden, o fahiş fiyat satanlar yüzünden bazı gurbetçi hani buradan gelmese başka hani düz esnaflardan bir şey almıyor. Hep nedeni dışarı çıkıyoruz. Dışarı çıkıyor. Dışarı çıkıyoruz çünkü suç kimin biliyor musun? Sizin değil suç. Heh. Emirdağ'ında yaşayan toplum insanındır. Yani insanı ister istemez şey yap, tereddüt ediyor. Enayi yerine geçiyor yani. Ha, yanlış anlamayacak. Ediyor, korkuyor ya burada fiyatı birisi 5 diyecekler diye korkuyor. Ya ne yapıyorsun? Bak dediğim gibi Eskişehir'den alıyorsun, Afyon'dan alıyorsun. Afyon'u veya başka şehirden. Dışa gidiyorsun. Ha bak bir de bir şey diyeceğim. Hastalık oyunu konuşuyor. Bak mesela bak bir de benim bir şey diyeceğim. Mesela bak öncelikle tek bizim Emirdağ'a geçe değil. Mesela İzmir olsun, başka turistik yerler olsun. Bak mesela Bodrum ucuzdur bak. Turist yönünde örnek vereyim mesela. Tamam. Antalya git fiyat tavan yapar. Ha, tavan mesela yapar, tavan yapar. Muğla, Milas tarafına git. Ondan. 40 TL bir su olmaz. Su suyun hakkı bir lirası 2 lira koyuyor. 3 lira koyuyor. 2 TL koyuyor. Hatta habere çıktı. Habere çıktı habere mesela. Çıktı. İki suya 40 TL aldılar diye falan. Yanlış bir şey bak bu gerçek yani bu yanlış tabii. Bir şey. Ve öncelikle şimdi bir de ben korona değinmek istiyorum hani bu korona tabii, tabii. Bu hastalık hani şimdi nasıl bu etkiledi? Hastalık önce Allah tarafından çıkmadı. Bak bu bir gerçek bak. Tabii. Bu bak ben elhamdülillah her insan bir gün ölecek. Tabii. Belki bazı yaşlı olacak bazı genç. Tabii.
Tabii. Onu ancak Allah bilir. Tabii. Kadere yazılmışsa her şey çıkar. Ama ben bu hastalığa inanmıyorum. Niye derseniz bu hastalığı yani 7 tane şey var. Yapılmış bu hastalık. Yapıldı. Yani üretildi. Laboratuvar üretildi. Ama bunu Allah dağıttı. Yani örnek veriyorum yani. Evet. Mesela bunu önce Müslümanlar öldürmekle amaçları. Bak gerçekten. Şimdi Amerika'nın George eyaleti var. Bilir misin bilmiyorum. Bak ben araştırıyorum bak. Dünya düzeni hakkında yazıyorum şu an. Roman yazıyorum. Tabii. Dedim ya. Araştırdım ben. Orada 500 milyonu indirme niyetinde, İslam nüfusu 500 milyonu indirme niyetinde bir taş var. Taş. Taş. Tabii. Şimdi o taşta da bir tarif var. O taşta tarih ne biliyor musun? Koronadan çıktı ilk tarih. Heh, yani düşün. Başlangıç tarihi. Düşün yani. Şimdi bu aslında bak korona aşısı da tehlikeli. Bak bu bir gerçek. O da hasta ediyormuş. O da bazen götürüyormuş. Kısırlaştırıyorlar insanları. Aynen. Geçleri kısırlaştırıyorlar bak. Bak gerçek diyorum ve insanları öldürecekler de. Şimdi mesela örnek veriyorum bir yaş çıktığında 3-4 yıl, 5 yıl, 6 yıl geçermiş de öyle vurulmuş insanlar. Tabii. Ama bu hasta çıkar çıkmaz hemen vurulduk. Hemen, misal yani. Evet. Hani bazı sırayla tabii. Sırayla geçirdiler. İşte demek istediğim ne biliyor musun? Bu yani yanlış. Yanlış tabii. Gerçek bak. Tabii. Çünkü yanlış anlamayın. Gene diyorum insan ölecekse yani bir manayla ölür. Tabii. Temiz o da bir manayla, aynı o manayla ölür. Ama dediğim bu hasta çıkarttılar. Bak bu hasta çıkarttılar. Mesela Avrupa'da çok yaşlımız insanımız öldü. Soğuk. Niye öldürdüler? Soğuk. Niye öldürdüler? Masraflı. Para için hani mesela öyle bir şey veriyorlar hani siz ne diyorsunuz ona? Bakması masraflı. Aynen. Devlet bakıyor. Hah. Onun yanına ondan bir öldürdüler. De insan dikiyorsun, ne dikiyorsun? Ondan öldürdüler. Şimdi kusura bakmayın. Şu an bizim toplumumuz şu an salak değil yani. Tabii. Bak bu gerçek yani. Bak ben doğru söylüyorum. Tabii. Şimdi bunların niyeti insanları kısırlaştırmak, insanları öldürmek. Tabii. Bunun başında da 7 tane güç var, 7 tane. Birisi İsrail'de, ikisi Amerika'da, biri Çin'de, diğerleri de İngiltere'de, Almanya'da. Hani o ha, şey unuttu bak ama. Aynen. İnan unuttum abi. Doğru ama bana hani doğru getirdin yani. Demek istediğim doğru şu an dış güçleri her şey paradır. Tabii. Ben mesela şöyle demek istiyorum. Şimdi hani eski işim dış güçleri hep petrol diyordu yani petrol için savaşlar ya. Bundan sonra su savaşları olacak dünyada. Su kısıtı. Bak aynen, bunu yazıyorum. Aynen. Bugün tarihi 11 olacak herhalde. 11 Temmuz 12, 2021. 12. 12 Temmuz 2000 bak buraya da şahit olun eğer. Ben ölsem siz kalırsanız değerli dinleyiciler. Zamanla o su. Su savaşları olacak. Aynen. Düşeceğiz. Çünkü mantıklı bakarsak, araştırmalara bakarsak. Yıllarca Afrika'yı bitirdiler. Ve dediğim gibi şu an insanoğlu azdı. Bizim başımıza daha gelecek var. Daha var. Bak gerçekten bak yanlış ama zina arttı. Bina arttı. Ekmek çöpte geziyor şu an. Aynen. Bak gerçek eskiden ekmek burcu burcu kokardı. Eskiden ve konu komşuya saygı vardı. Şimdi konu komşuyla muhabbet etmiyor, sohbet etmiyor, kavgalılar. Kimse kimsenin yüzüne bakmıyor. Bakmıyor. Gerçekten öyle. Yani şu bir gerçek. Toplum için yani biz toplum olarak kendimizi değiştirmeliyiz. Farklı. Değiştirmezsek yani gerçekten yani yolu hani sonu varamayacak bir yola çıkıyoruz aynen. Yani sonu hiç çekinme. Hiç suyunu da iç, çayını da iç. Hani sonuçta konuşmak yoruyor. Aynen. Hani demek istediğim ama hani demek istediğim gerçekten bak toplum olarak yani biz değiştirmeliyiz yani. Biz yani şu hani kafamızı bir değiştirmeliyiz. Tabii. Düşünmeliyiz ve insanoğlunda aşırı şey var. Hani haddinden fazla almak var her şeyi. Şu çocuk sana örnek görüyorum bak ben şimdi ben çok görüyorum bak hani ben çevremde çok görüyorum bak ben öyle bir şey, insan değilim. Tabii. Çevremde çok görüyorum adam gider haddinden fazla tişört alır, yiyecek alır, içecek alır. Bugün buna ihtiyacın varsa bundan bir tane al. Çünkü yarın ne olacağını ancak Allah kerim bilir. Tabii. Sen bilemezsin çünkü tabii. Şu an ekonomi olarak yani dünya olsun, Türkiye olsun şu an yani iyi şey değil durumda. Tabii. Doğru. Hani bizim insanlarımız şu aşarama niyetinde. Mesela örnek vereyim bir telefon çıkar. Alırsın mesela bir 10 milyara gel bir telefon çıkar. Alırsın 12 milyara. Her hani sene yenisini alır. Yenisini alır. Bak ben çevremde gördüm çok. Kervisem çalışıyor mu? Aynen. Arıyor mu? Ama mesela benim bu telefonum A70. İnanmayacağım ben mesela. Önemi yok. Mesela ben 2 sene aşağı yukarı telefonu ne kullanmadım mesela. Sonra bunu aldım mesela A70. Tabii. İşimi görüyor mu? Çok şükür hani. Hani tutup da 12, 15, 18, 20 milyara bir telefon alınmaz. Ben ona karşıyım şahsen. Çok. Şahsi fikrim benim çok. Yani. Gerçekten. Hepsi de aynı şeyi yapıyor. Kamerası. Ve haddinden fazla arıyor. Da ekmek almayacağız. Gerçek bak çünkü ekmek dediğim gibi şu an çöpte geziyor. Ziyan. Haddinden fazla bir şey almayacaksın. Tabii. Zarar. Hiç bak atarım her şeyin fazla zarar demiş. Aynen. İhtiyacım olduğu kadar al. Aynen. Bitireceksin, çöp atmayacaksın. Ama dediğim gibi bak ben gerçekten diyorum. Ben aşk aşkla bir insan değilim kesinlikle.
Ama araştırın gelin, göreceksiniz. Bir yaşı çıktığında hemen vurulmazmış. 10 yıl geçermiş aradan, 5-6 yıl geçermiş aradan. Epey bir süre geçermiş dediğin gibi. Ama biz şimdi mecbur ediyorlar, hani zorluyorlar. İster istemez hemen bir yere doğru yönlendiriyorlar. Aynen, yani ben mesela yani karşıyım onlara. Tabii. Hani bak ben dedim ki bak ben aşık açtığım insan değilim. Gene diyorum. Ama dediğim gibi yani ona karşıyım. Tabii, orada bir gerçek, var ya. Türk aşkı inşallah olacağım ona. İnşallah ona, tabii. Önce Cumhurbaşkanımıza sonra profesörlerimize göre. Tabii. Hani başka İnşallah. Soru sormak istiyorsan dinliyorum İnşallah. Seni. Valla bence gayet güzel dile getirdin her şeyi. Fazlasıyla hani güzel bir sunum oldu, güzel bir konuşmamız geçti. Aynen. Şimdi yavaş yavaş sonlandıracağım. Buradan selam vermek istediğin biri varsa, buradan herhangi birine selam vermek istersen. Öncelikle yani şunu demek istiyorum. Demek istediğin bir şey varsa. Öncelikle şunu diyeceğim. Öncelikle şunu, merhaba. Öncelikle şunu diyeceğim. Bana her daim destek olan, ismini açıklamayayım. Ayıp olur belki hani çünkü hani çok ismi sayamayacağım. Gönlünde kalsın. Hani çok ismi sayamayacağım insanlar var. Diye, aynen. Çok aynen. İsmi sayamayacağım insanlar var. Bana ilk kitabıma yardımcı oldular. İkinci kitabıma yardımcı oldular. Allah razı olsun hepsinden. İsmini sayamayacağım nice güzel insanlar var. Allah bin kat razı olsun. Bana destek olan abilerimden, ablamdan dediğim gibi. Hani yani ben bir hemşehriniz olarak sizlerin her daim de destek bekliyorum. Allah razı olsun. Dediğim gibi ben bunu her daim derim. Gurbetçi olmazsa Emirdağ olmaz. Emirdağ'ında 2-3 ay iş olur. Ondan sonra kışından iş olmaz. Tekrar yatarsın. Bu iş öyledir. Emirdağ'da bu düzen değişmiyor. Tabii. Bak bu bir gerçek. Eğer Emirdağ gurbetçi kaybederse çok pişman olur zamanla. Tabii. Bak bu bir gerçek. İnşallah geri düzelir. İnşallah hani geri zararın nereden dönersen kardeşler ya hani inşallah hani mesela eski Emirdağ'ın askeriye vardı, askeriye gönderdiler. Yani yazıklar yani. Olsun bak ben diyeceğim bu yani. Tabii. Aslında Emirdağ her şeyi hak ediyor bak. Bak Emirdağ her şeyi hak eden bir ilçe. Gerçek diyorum bak. Tabii. Şu an Emirdağ'ın gurbetçisi yeter. Tabii. Ama ne yazık ki Emirdağ'ın şu yatırım yapılmıyor. Tabii. Yapılmıyor. Bak bu bir gerçek. Şimdi, hepsi şeye kaçıyor zaten. Eskişehir'e kaçıyor. Bolvedine. Eskişehir'e. Şimdi duyma böyle hastane yapıyorum. Büyükşehir Hastanesi. O hastane Emirdağ'ın hakkı. Tabii. Bu hastaneye makine getirsinler. O baştakiler. Tabii. Bu hastaneye makine getirsinler. Makine. Bak tabii. Ben bir gerçek diyorum bak. Emirdağ'ın hastane gitti. Askeri gitti. Emirdağ bitti. Gurbetçi olmasa Emirdağ'ın sinek avlar. Tabii. Bu bir gerçek. Tabii. Ama çoğu insan işte... Çoğu insan da gurbetçi işte yani... Bilmiyor yani. Değerini bilmiyor. Tabii. Değerini bilmiyor. Gerçek bak. Tabii. Değerini bilmiyor. Değerini bilse hiçbirini yapmaz. Ha, i̇nşallah düzelir gider. İnşallah geri... Doğru yola doğru gider. Aynen hani ama dediğim gibi hastane Emirdağ'ın hakkı. Büyükşehir hastanesi Emirdağ'ın hakkı. Tabii. Bu bir gerçek yani. Tabii. Şimdi kusura bakmasın hiç kimse. Ben hani kimseye düşman değilim. Tabii. Ama Bolvedin'e yapılan yatırım Emirdağ'a gelmedi. Tabii. Bak gerçek oralar bu. Oralar gelişiyor buralar kalıyor da. Buralar kalıyor. Tabii. Ama bir de bunu araştırsınlar. Şu an dünyada yani Türkiye'de. Mesela örnek veriyorum. Ağır cezaevi gitti, tabi katosura gitti, yani Emirdağ'ın her şey gitti, her şey gitti yani, her şey gitti Emirdağ'ın elinden. Evet. O zaman bak ben diyorum ki, o zaman Emirdağ'a bağlansın diyorum bak Bolvedin'e. Bak ben tabii. Gerçek diyorum, Bolvedin o zaman Emirdağ'a bağlansın. Hani bu Bolvedin'e yapılan yatırımı ben anlamıyorum. Tabi. Hastane Emirdağ'ın hakkı yani, hani büyük şey yeni hastane, hani büyük kapasite hastane Emirdağ'ın hakkı. Tabi. Emirdağ her şeyi hak ediyor ama toplu yani bizim buradaki baştaki insanlarımız ne yazık ki anlamıyor değerini. Tabi. Dediğim gibi gurbetçi eğer Emirdağ'da olmasa Emirdağ sinek avlar. Gene diyorum Emirdağ'da 2 ile 4 ay arası iş olur. Ondan sonra ya yatarsın. Tabii biter. Kazanırsan onu orada yersin. Kazanmazsan Bursa Dert'te hayatını sürdürürsün. Bu Emirdağ'da şu an böyle bak bu durum. Tabii. Toplum içinde bu gerçek yani. Yani. Hani hiç kimse sormasın. Gelsin insanın halini insanlar sorsun. Gidip de büyüklerine sormasın, hani başkanlarına sormasın. Gel Emirdağ'ın insana sor. Tabii. Emirdağ'ına. Buradan insana sor. Tabii. Bak gerçek diyorum yani gerçek diyorum. Tabii. Emirdağ'ın kıymetini Emirdağlı yani has Emirdağlı anlar. Sizin yani. Gibi insanlar anlar. Tabii. Siz buraya niye geliyorsunuz? Siz bilmiyorum İtalya'ya gitmeyi, İngiltere'ye gitmeyi, başka şehre gitmeyi. Tabii. Doğru muyum? Bilmiyorsunuz mu? İşte, siz buraya niye geliyorsunuz? Ülkem diye geliyorsunuz. Vatan diye geliyorsunuz. Vatan diye, memleketim diye özlüyorsunuz. Ana ocağı, baba ocağı diye geliyorsunuz. Aynen. Ama bizim insanlar anlamıyor. Mezarda dede var diye, ebe var diye. Aynen. İşler istemez. Paramız Emirdağ'ına kalsın diyorsunuz. Aynen, aynen. Paramız Türkiye'ye kalsın diyorsunuz. Ama anlayan yok şu an. Anlayan yok. Tabii. Bu bir gerçek. Tabii.
Hani kusura bakma biraz yeni çıktık. Yok yok iyi iyi hani, gönülden konuşuyorsun. Demek istediğim. Gönülden İsterse, ben bunu şuna demek istiyorum. Cumhurbaşkanımıza ben canlı canlı görüşmek isterim. Mesela ve dediğim gibi kitaplarıma destek olan abilerimden, ablamdan Allah razı olsun. Değerli sponsor abilerimden Allah razı olsun. Bana her daim destek oldular. Ne güzel. Allah herkesten razı olsun yani. Demek istediğim bu yani. Başka tamam. Bir soracağım varsa... Vallahi ben bayağı her şeyi aldım. Çok güzel de bir yayın oldu. 10 dakika derken büyük ihtimal 25-30 dakikaya çıktık. Aynen. Hani seninle çok güzel bir mic show yaptık. Çok güzel bir show yaptık. Çok yakında o zaman internette, YouTube'da geri tekrar görüşürüz. Hoş geldin yenge. Merhaba yenge. Allah razı olsun. Anasından, babasından, herkese bir faydalı çocuk. Allah razı olsun. Değil mi? Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol teyze. Allah razı olsun. Sevenlerimiz varız. Allah bin katı razı olsun. Tabii. Herkesten. Bak mesela bak başlıyor şimdi. Bunu sen bana şeyden hatırla. Bak. Öncelikle kuvvetli kardeşlerim bu şiirim sizlere ve emirli halkın armağan olsun. Bak bu ta şey bak. Ben sana şimdi şeyini atıyorum. WhatsApp'tan linkini atıyorum. Onu linkini at. Ben onu şeyin altına katayım. Tamamdır o zaman. Hani oradan oraya atlasınlar. Tamam hemen tamam. Mesela Avrupa şehrine gönderirim hani, aynen. Onu yolla bana. YouTube ismini de yolla. Onu da etiketleyeyim. Mehmet Aydemir'i şeyim. Onu da etiketleyeyim videoya. Tamam. Veya Emir Dalı Şair yazarlarsa öyle çıkar. Çünkü Mehmet Aydemir diye çok var orada. Tamam. Onu Dalı Şair diye Mehmet yazayım. Mehmet Aydemir diye. Ben onları hepsini gibi ayarlarım. Emirdağ'ın çok hani şair Ozan memleketi, gurbetçi tabii memleketi. Ben ama diye ne diyorum? Ben Emirdağ'ın şu an en genç şair yazarıyım. Allah izin verirse dediğim gibi üçüncü kitap Mazran ama ben şu an roman yazıyorum. Roman çıkartmak istiyorum Allah. İnşallah. Hayalim Allah'ın ve dediğim gibi daha kat kat daha ileriye. Amin inşallah herkes. İnşallah. Ve dediğim gibi Allah razı olsun tekrar bana yardımcı olan, bana desteğini esirgemeyen abilerimden, ablamdan herkese çok teşekkür ederim. Ne güzel. Buradan selam olsun tüm Belçika, Hollanda, Fransa, Almanya, Danimarka ve onları da sayamayacağım. Bütün güzel insanların yaşadığı şehre.